Evet. Ee, ben bir sunum ekranı paylaşmak istiyorum ama yüz katılımcı olduğu için bekleyelim mi? Bayla hemen başlayayım mı? Ben bir parça senden bahset istersen Melisçim. Ee, ne yaptınız? Nasıl bir yolculukla buradasın? Neler yapıyorsun? Bir parça onu anlat. Tamam. Şöyle bir ekranı kapıyorum. Sonuçta dokuzda buluşalım demiştik. Dokuzu evet. yedi geçiyor. Ee, ben kendimden şöyle kısa bir bahsedersem. Ee, aslında şehirli bir aileden geliyorum. Ee, 2010 yılında permakültürle tanışana kadar domates ağaç yetişiyor zannediyordum. Ee, ne tıbbi bitkilerle ne de gıda üretim sistemleriyle ilgili hiç alakam yoktu. Ee, aslında arkeoloji ve sanat tarihi mezunuyum. Ee, ortaokulu ve lisede de konsert okudum. Ee, 2008 yılında Ankara'da yaşarken refleksoloji hocam Elif Öney'den e, babamı içeren e, bir merhem yapmayı öğrendim uçucu yağlar inceltilmeden direkt deriye uygulanmadığı için bu merhem bazını masaj yaparak öz yağlarımızı da inceltmek için kullanıyordum. 2010 yılında eşim Emre Rona ile aldığımız permakültür eğitim sonrası Ankara'daki evimizi kapattık. işlerden ayrıldık. bir sene Türkiye'de, bir buçuk senede uzak doğuda çeşitli çiftliklerde permakültür uygulamaları üzerine çalıştık. ve hayatımız tamamen dönüştü diyebilirim. Ee, yolda gezerken bir tane böyle kokusuz zeytinyağı ve aktardan aldığım, şimdilerde çok diyebileceğim nitelikli bal mumundan oluşan e, bir merhemim vardı. Bir çanta dolusu da uçucu yağım vardı. E, 2013 yılında Türkiye'ye dönünce e, eşe dosta kendi ihtiyaçlarım için yaptığım doğal içerikli kozmetikler hediye etmeye başladım. E, zamanla eski ortaklarımla birlikte önce Seres, sonra Aynı Şifa, ee, ve şimdi de tek başına mor adı altında doğal kozmetikler ve hidrosoller üretiyorum. Ee, kısaca böyle kendimden bahsedersem. Ee, bir dakika ben ekranı küçülttüm galiba. Şöyle bir açıyorum. Biraz internet özürlüyüm. Pardon. Herkes beni duyabiliyor mu acaba? Gayet güzel sesin ve görüntün geliyor. Tamam. Ee, şimdi bir ekran paylaşmak istiyorum. Şöyle. Ee, geldi mi ekran? Evet, geldi. Görüyoruz. Tamam. Tamam. Ee, ben sizi görmüyorum. Eğer hani atladığım bir şey olursa dilek sen beni uyarırsın. Ee, i̇lk üretim yaparken e, yani işte yolculuk hikayesinde hiçbir zaman e, cildi gençleştirmek ve yaşlanma peşinde olan insanlar için üretim yapmayı hedeflemiyordum aslında. Her zaman e, yola çıkış amacım yani bu parmak kültürün sayesinde e, kendine yeterlik isteğiyle e, hep. Yani bu arayışlarla başlamıştım. Ee, ama zaman içinde aldığım eğitimler, işte şu anda ürünlerimde kullandığım bitkisel içecekler hakkında bilgim arttıkça ve tabii bir de en çok sattığım, en çok ta talep edilen kozmetikler dünyasına girince e, sürdürülebilirlikten her gün birazcık daha uzaklaştım. E, bugün de e, daha çok ekoloji ve e, doğal kozmetiğin onunla bağlantısı üzerine konuşmak istiyorum. 2013 yılında Dahçe'ye taşındık biz. Dahçe'ye taşındıktan sonra burada yetişen çok kullandığım bitkilerin öz yağlarını üretmek amacıyla tıbbi biti, bitki yetiştiriciliği de yapmaya başladım. Orman içinde bir arazi edindik, bir tane de küçük imbik edindik. Öz yağı üretmek için asıl motivasyonum ekolojik olduğu kadar ekonomikti de. Çünkü ihtiyaç duyduğum ham maddeler ya da bitkiler ülkemizde yetişiyor olsa bile Yurt dışında işlendiği için, bize Euro kuruyla geri geldiği için sürdürülemez olmuştu. Şimdi de değil zaten, döviz uçtu gidiyor. Bir dakika, ekran. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ama işin içine girince kendime yeterliliğim için yıllık ihtiyaç duyduğum bitki çokluğuna inanamadım. Şu an butik ölçekli üretimlerimden öz yağdan çok bitki suyu hidrosol elde edebiliyorum. Yani yan ürün olan uçucu yağların. Benim yetiştiricilikten anlamak görmek istediğim, hani permakültür altyapılı olduğum için de yapmaya çalıştığım, aslında şu slaytta gördüğünüz görseller gibi, yani tek ekim yerine karışık ekim, işte eş yükselti eğrilerine ekim yaparak kışın hiç sulamadan. Yazın 10 günde bir az su vererek toprağa sürmeden e, toprak altı ve üstü canlarını gözeterek üretim yapmak. Zaten e, Datça oldukça kurak bir iklim bu arada. E, ham madde üretmeye çalışırken e, inandığım tarım sistemiyle yaptığım işin ne kadar çeşitliğini fark ettim yani. İnandığım tarım sistemi biraz soldakine benziyor. Ee, ama ürünlerimde kullanmak için ihtiyaç duyduğum öz yağlar genelde sağdaki gibi yetiştiriliyor. Ee, şimdi aramıza katıldılar mı bilmiyorum ama katılımcılar arasında isimlerinden gördüğüm e, çok kıymetli üreticiler var aramızda. Hani bugün burada anlatmak istediğim şeyler aslında işin doğrusunu öğretmekten çok e, kendimde çözüm bulamadığım işte e, gerçeklikler içerisinde e, birlikte düşünmemizi istediğim asıl soru. Bir gün dünyaya hiç zarar vermeden yaşamamız, üretmemiz, süretmemiz, bütün sistemler çökmeden önce mümkün olabilir mi acaba? E, kimilerinizin bildiği şeyleri tekrar edeceğim ama e, anlatmak istediğim konu başlıkları ve düşünmemizi istediğim sorular e, şu anda slaytta gördüğünüz gibi. E, her başlık için saatlerce konuşabilirim. Her başlığın altında ayrıca konuşulabilecek şeyler var. Bugün anlatacaklarım içinde ilk bakışta size anlamsız gibi gelen örneklerim olabilir, ama umuyorum sunum sonunda hepimiz için bütün anlatmak istediklerim anlam kazanacak. Konular çok geniş, gözetilmesi gereken bir sürü ayrıntı içeriyor. Süremiz kısa, o yüzden bilerek biraz hızlı anlatmaya çalışacağım. Sunum sonunda bir şeyi iyi, kötü, doğru, yanlış diye etiketlemeden olabildiğince ezbersiz düşünmemizi umuyorum. Ve çözümlerin de mümkün olduğu kadar bütüncül gözetebilmemizi umuyorum birlikte. Ee, bir saat süreceğini tahmin ettiğim bir sunum hazırladım. Ee, son yarım saat hem sorularınız hem de aramızda olan üreticiler, işte kozmetik sınıf eğitimlerinden e, sınıf arkadaşlarım da aramızda konuşuyorlar. E, Ayrıca işte katılımcıların katkıları olursa dinlemeyi çok isterim. Şöyle ee, doğal kozmetik nedirden başlayacağım. Şimdi içeriğinde ham maddelerin büyük çoğunluğunun bitkisel kaynaklı olduğu, e, kimyasal koruyucular içermeyen, nispeten raf ömrü kısa ürünlere doğal diyoruz. Tam tersine de endüstriyel kozmetik. E, diyoruz gibi düşünebiliriz. E, neden endüstriyel kozmetikten uzaklaşmalıyız? Artık çoğumuzun bildiği gibi e, endüstriyel kozmetik ürünlerinde işte idrarımıza bile karıştan, hormon sistemimizi alt üst eden, ayrıca sularımızı, doğal kaynaklarımıza büyük zarar veren birçok içerik var. En bilinenleri paraben, SLS, silikon, florür gibi. E, Ayrıca endüstriyel kozmetik ucuza mal etmek ve çok satmak istediğinden herkes için hoş kokacak, herkese hoş hissettirecek etken maddeler ile algımızda oynuyor. Tek seferde binlerce ürettiği için büyük zincir marketlere dağıtıyor ve bu büyük zincir marketlerin raflarında uzun süre kalabilmesi için de kimyasal koruyucular içeriyor. Sürümden kazandığı için genelde doğal kozmetiğe kıyasla çok daha ucuz oluyorlar. Doğal kozmetiğin en sevdiğim yanlarına gelirsek kullandığın ürünün arkasındaki yüzü bilmek, içerikler hakkında size iyi gelecek ürünleri konuşabileceğiniz birinin olmasının yarattığı güven hissi bence çok kıymetli. Hepimizin ihtiyacı olan özeni sağlaması ve isteklerimizi karşılayabilecek ölçüde üretilebilir oluşum. Ucuza mal etmek, toptan satmak gibi kaygılarının olmamasının getirdiği, daha kısa raf ömrü ömürlü bitkisel koruyucular. Ama doğal kozmetik deyince ve küçük üretici deyince bu üreticilerin de kendi içinde boyutları var. Örneğin hani bugün homemade aromaterapi de baktığımızda küçük bir üretici. Ben de küçük bir üreticiyim. Bu da hani kapınızın bir yerinde yani bunun da arasında boyutlar var. Doğal kozmetik ve organik kozmetik arasındaki farka gelirsek bir ürün yani bitmiş bir ürüne organik dediğimizde bu ürünün içeriğinde olan her bileşenin organik olduğunu kanıtlayan sertifikalar gerekiyor. yani benim amacım aslında bu sunumu yapmanın ve bana göre de şu anda uğraştığımız iklim krizi ve günümüz koşullarında sormamız gereken asıl soru doğal mı, organik mi yerine ekolojik mi olmalı? Ee, ekolojik ürün dediğimizde de aslında sadece bedenimize doğal içerikli olduğu için zararsız diye düşündüğümüzden daha fazlasını istediğimiz yani tüm yaşayan varlıkları ve ekosistemi gözeten, gözeten ürünlerden bahsediyoruz. Ee, zehirsiz doğal ürün demek mümkün ama sıfır atıksız ürün, doğa dostu gibi iddialarda bulunduğumuzda işler biraz zorlaşmaya başlıyor. Ee, günün sonunda bugün yaşadığımız kalabalık nüfus taleplerinin yarattığı gıda krizleri hem doğal kozmetik hem de endüstriyel kozmetik için geçerli. Ee, eski uygarlıklara baktığımızda eğer kraliçe değilsen kişinin ihtiyaç duyduğu kokulu ürünler, şifalı ya da kozmetik amaçlı kullanılan bitkiler hep kendi coğrafyalarına aitler. Ee, bal bir zamanlar mesela sadece firavunların, kralların tükettiği ya da kreçelerin yüz maskesi olarak kullandığı bir ürünmüş. Ee, ama günümüzde herkes her sabah kahvaltıda bal tüketmek istediği için temiz ve adil gıdaya ulaşmamız nasıl zorlaşıyorsa, kozmetikler için de aynı karmaşa ve krizler geçerli. Ee, yani hepimiz farkında olmadan hem her şeyimiz olsun, Kleopatra gibi yaşayalım, hem de dünyaya hiç zarar vermeyelim istiyoruz. Şöyle bir hızlıca geçmişten günümüze de özet yapmak istedim. Antik dönemlerde yerel halk kozmetik ihtiyaçlarını yanı başında yetişen bitkilerden karşılamaya çalışıyor demiştik. Diğer yandan geçmiş zamanlarda da insan hep ihtiyacından fazlasını tüketmeyi talep eden bir varlıkmış tabii ki. Mesela antik Roma'da bir dönem o kadar çok tıbbi ve aromatik bitki kullanılıyormuş ki halkın aromatik bitkileri günlük olarak kullanmasını yasaklayan bir yasa bile çıkmış. Ee, bir diğer örnek, ee, mesela aborjinler hayvan avlamak istediğinde ormanın bir bölgesini böyle çember şeklinde yakıyorlarmış. Kolay olsun al yakalamak istedikleri hayvan diye. Ama ilk yaktıkları yere, yere, yani orayı yakıyorlar sonra bir dahaki avda yan tarafı yakıyorlar gibi. Ee, ama yaktıkları yere geri döndüklerinde aradan e, uzun zaman geçtiği için orman kendini yenileyecek zamanı bulabiliyormuş. Şimdi biz bugün nüfus olarak o kadar çokuz ki, çokuz ki doğa kendini yenilecek zamanı bulamıyor. Çünkü aynı anda birçok yere yakıyoruz gibi düşünebiliriz yangın travmalarımızın üstüne. Eee Antik dönemlerden sanayi devrimiyle iyice hızlanarak neredeyse günümüze kadar kozmetik sektörü gittikçe insan sağlığına ve çevreye zararlı bir hale geliyor. Ama bunun yanı sıra ileride öz yağları anlatırken bahsedeceğim. E, doğayı gözetmek ya da ucuza e, mal etmek için aynı anda. Çünkü ekonomi her zaman e, hepimiz için önemli. E, kimyagerler 19. yüzyılda koku moleküllerini keşfediyor. Ee, ta 1990'lardan sonra aslında ozon tabakasına zararsız, daha bilimsel verilere dayanan derma kozmetikler, doğaya zarar vermeyen ajanlar, organik iddialı ürünler çıkmaya başlıyor piyasaya. Çünkü gözle görünür ve hepimizin hayatlarını etkileyecek şekilde ekolojik kayıplar vermeye başlıyoruz. Ee, ve günümüzde de gördüğümüz yeşil kapitalizm ile beraber doğal kozmetik sektörü de gittikçe devleşen doğal ama bence hiç ekolojik diyemeyeceğimiz hallere bürünüyor. Ee, tıbbi bitkileri en çok nerelerde kullanıyoruz? Genelde kozmetik amaçlı veya günlük ihtiyaçlarımız için öz yağ, baz yağ, tentür veya kuru drog çay olarak içmek için ilaçların ham maddesi olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla her şeyden önce temiz bitki her şey diyebiliriz. Ee, genelde tıbbi bitkiler e, etken maddelerin en aktif olduğu zaman da toplanır. E, doğadan toplayıcılık yapıyorsak yol kenarı gibi kirli yerlerden değil temiz yerlerden toplanır. E, temiz yer bulmak da bir mesele bu arada artık. E, diğer yandan ihtiyaç duyduğumuz tıbbi bitkiler ormanda yetişmez. Bunu da ileride anlatacağım. Bitki hasat ederken önerilenler e, toplanmış bitki asla yıkanmaz, yağmurlu günlerde hasat yapılmaz, güneşte kurutulmaz. Yani diyelim ki yağmur yağdı, bir e, arkasından bir üç gün geçmesini bekliyoruz ve genelde bitkiler hep böyle güneşin cayır cayır olduğu işte öğle saatlerinde toplanıyor, e, gül, yasemin gibi bitkiler hariç. E, doğadan toplarken soyunu tüketmeden adil toplanması hedefleniyor. Ee, etken maddesinin en aktif olduğu zamanda to toplama ve doğru kurutma şekline göre de üretimimizin kalitesi artıyor. Ya da ham maddemizin kalitesi artıyor. Kaliteyi de aslında e, rengine bakarak anlamak mümkün oluyor. Şimdi soldaki aynı sefa benim kendi yetiştirip kuruttuğum e, bir aynı sefa örneği. Sağdaki ise genelde aktarlarda satılan kalite örneği. E, fakat bundan 15 yıl önceye kadar doğru bitki bulmak gerçekten yani böyle temiz benim yaptığım renkte bir bitki bulmak çok zorken şimdi insanlar bilinçlendikçe daha iyi kuru drog ve ham madde üreticileri bulabilmeye başladık artık ülkemizde. Yani talep arttıkça temiz bitki artıyor ama talep arttıkça daha az ekolojik olmaya başlıyor. Çok hızlı gidersem uyarım beni. Ee, doğru bitkiyle çalışmak önemli bir şey. Ee, çünkü bir bitkinin çok fazla alt türü olabiliyor ee, ve hepsi şifalı da olmayabiliyor. Mesela e, Türkiye'de neredeyse 80 çeşit kantoron bitkisi yetişiyor. Ee, soldaki e, slayttaki soldaki e, kantoron e, perforatum cinsi yani en aslında tıbbi olarak kullandığımız cins. Sağdaki de dalçada yetişen cinsi. Ee, daha çok sahil kesimlerinde bu sağdaki cinsi yetişiyor. Ee, buna da emper trifolium deniyor. İkisi de kantaron ama şifalı olan soldaki. Ee, temiz ham madde te te tedarikçilerimiz çoğaldı dedim ama diğer yandan tıbbi bitkilerin moda olması sonucu aslında bitki bilmeyen yatırım amaçlı kar odaklı yetiştiricilik yapılması arttığı için de e, orman arazilerinin dümdüz edilip hem floraya uygunsuz bitki ekimi hem doğadan yanlış bitki toplayıcılığı, hem de orman arazilerinin yetiştiriciliğe açılması ayrıca dertli bir konu. E, Avrupa Farmakopisi Enstitüsü'nün en çok çalıştığı, hakkında en çok yayın olan e, ölmez çiçek türü Helichrysum italicum türü. Ama bizim Türkiye florasına yetişen en tıbbi olan ölmez çiçek türümüz ise e, Helichrysum stoechas. Datça'da da bundan çok yetişiyor. E, bizdeki tür daha güzel kokuyor. Bal kaymak gibi kokuyor. Hatta <laughs> Datça yerleri ona bal kaymak diyor. E, Avrupa'da kıymet verilen tür ise daha çok kimyon gibi kokuyor. etki İskan maddenizlerine baktığımızda şifalı bileşenleri aslında oldukça yakın birbirine ama dünyada en çok talep gören tür e, örmez çiçek, da yetişen örmez çiçek türü olduğu için bizim ülkemizde de en çok arpa türü yetiştiriliyor. Halbuki kendi floramıza uygun türler ile ekonomik olarak para, pazara girebiliriz diye düşünüyorum. Tabi bu örnekler çoğaltılabilir. Mesela tıbbi ada çayı, Anadolu ada çayı karşılaştırılması gibi. Bizdeki tür aslında daha güvenli, daha az tijon içerdiği için. Şimdi bitki moda olunca ne oluyor? Üzerinden örnek vermek gerekirse. Yerli halk bu ölmez çiçekte acayip para var diye bitkinin yanlış türünü toplamaya başlıyor. Datça yerlerin en çok topladığı ve en çok kullandığı tür de görselde gördüğünüz tür mesela. Piyasada ölmez çiçek suyu diye yerli üreticiler en çok şu görselde gördüğünüz türü damıtıp satabiliyorlar. O yüzden doğal kozmetik üreticisi veya ham madde üreticisi olarak istediğimiz bitkinin, çalışmak istediğimiz bitkinin bilimsel adını, niye çalıştığımızı, ne amaçla amaçladığımızı ekonomik ekonomik değer kazanmak haricinde de bilmek işimizi doğru yapabilmek için oldukça önemli bir hale geliyor yudum su için heyecandıkçılık şimdi sürdürülebilirlik hepimizin ağzında ama Sürdürülebilirlik hep ölçek meselesi. Ee, herkes tükettiği şeylerin üretiminde bir günlüğüne çalışsa daha düşünceli davranır diye düşünüyorum ben. Bu her anlamda yani sırf bitkiler için değil. Ee, örneğin hepimiz bir günlüğüne çöpçü olsak, o deneyimimiz ile arkamızı pis bırakmanın bu kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Ee, i̇nsan doğası gereği. Biz hep elimde olmayanı istemeye alışırız. Yani mesela kıvırcık saçlıysan saçının düz olmasını istersin gibi her konuda. Enerji temizliği, yoga, spiritüel aydınlanma peşinde olanlar bu sol yani slide'deki sol görseldeki palo santo tütsüsünü biliyorsunuz çok mutlu oldu. Yakarken ağacın soyunun tükenmek üzerine olduğunu bilmiyorlar mesela. Bilseler belki kullanamayacaklar. Palo santo yerine bizde ne olabilir? Rutala amaçlı yerel türümüz e, günlük reçinesini kullanabiliriz. Ama yani aslında hep özetlemek istediğim e, bütün bu örneklerin sebebi o kadar kalabalığız ki hani bırakın dünyayı Türkiye'deki herkes her gün evinde günlük reçinesi yaksa yine sürdürülebilir olmaz. Yine ekolojik bir yıkım olur. Kısacası her şey biraz birbirine bağlı. Hem ekolojik olarak, hem ekonomik olarak, hem Gıdalarda aradığımız besin değeri olarak hem de bitkilerde aradığımız şifa değeri olarak. Ee, bir bitkiye çok talep olduğunda olan şey e, aynı tarım gibi, yani gıda için ekilen tarım gibi tek tip bitki ekimi. Buna biz monokültür diyoruz. Ee, bitkiye talep arttıkça o kar amaçlı yatırımcılar talepleri karşılamak için çok büyük ekimler yapıyorlar. Büyük ekimler ekolojik dışında maddi ekolojik dışında maddi olarak bizim gibi küçük büyük üreticileri de zorluyor. Şimdi ben hidrosol üreticisi olarak e, mesela emeğimin karşılığını istiyorum çünkü bir bitkinin doğru türünü doğru zamanda toplamak, butik olarak üretmek gerçekten emek istiyor ve elde ettiğim ürün yukarıdaki ekim şekline göre aşırı az oluyor. Ee, ama diğer yandan bir kozmetik üreticisi olarak hidrosol üretmesem kendi fiyatlarımla asla ham madde alamam. Ee, dolayısıyla hem kendimi anlıyorum hem diğer doğal kozmetikçi arkadaşlarımı anlıyorum. Hem de yukarıdaki gibi aslında e, monokültür tarımı yetiştiriciliği yapan üreticileri de anlayabiliyorum. Ee, ben kişisel olarak tıbbi bitki yetiştiriciliğinin ancak küçük ölçekte işte karışık ekim teknikleriyle e, İmbiğin içine giren her bitkiyi tek tek el ile hasat ederek e, yapıldığında o bitki suyunun ya da işte aradığımız öz yağın kalitesinden emin olarak üretebileceğimize ve ancak bu şekilde adil ve kontrol edilebilecek olduğunu düşünüyorum. Ama e, dev aromatik e, aromaterapi şirketlerinin ihtiyaç duyduğu bitkisel ham maddede küçük bir ölçekte ne kendi üretimlerine yatıyor ne de kimseye yatıyor. Yani sorunlarımız biraz iç içe hem ekonomik hem ekolojik olarak ee, günün sonunda yani zaten hepimiz öyle zor bir yerdeyiz ki e, ne iş yapıyor olursak olalım ama daha çok bir bitkiler için konuşuyorum şu anda büyük üreticide küçük üreticide hepimiz kendi açımızdan e, hem haklıyız hem de ya dev ol ya yok ol sistemlerinde birazcık mağduruz. Şimdi diyelim ki bitkiyi sürdürülebilir bir şekilde yetiştirmeye başardık, topladık. Hatta imbikle damattık. Ee, sorunlarımız yine bitmiyor. Çünkü her bitkinin öz yağ verme oranları bitkinin türüne ve doğru toplayıcılığına göre değişiyor. Ee, uçucu yağları yani bitki yetiştiriciliğini çok anlatıyorum. Çünkü doğal kozmetikte en çok kullandığımız e, ham maddelerden biri hem uçucu yağlar hem hidrosoller. Ee, az öz ve çok öz veren bitkileri şöyle bir hızlıca karşılaştırırsak mesela gül, mayıs papatyası, yasemin, ölmez e, tan anlamlı bir miktarda öz elde etmek için çok büyük miktarda bitki damıtmak gerekiyor. Ama mesela kekik, lavanta, adlı çayı e, daha yağlı bitkiler olduğu için yukarıda saydığım bitkileri oranla daha az bitkiyle daha çok öz alabiliyoruz. Yani hep Nazım Hoca'nın söylediği bir laf vardır. Çok severim. E, şişelediğimiz ve kullandığımız öz yağlar aslında bitkinin ruhu oluyorlar. Çünkü çok fazla bitki gerekiyor. Şimdi slayta bakarsak 2 e, kilo kuru drop papatya'dan elde ettiğim öz yağ miktarını görebilirsiniz. Neredeyse 1 mililitre zor ediyor. Ben ürünlerimde kullanmak için elimde yıllık olarak en az 100 mililitre papatya öz yağı olsun istersem eğer dışarıdan satın alırken yani çünkü kendi öz yağlarımı ürünlerimde getmiyor hep dışarıdan almam gerekiyor bazı şeyleri bu görseldeki üretim biçimini bir şekilde desteklemiş oluyorum. Yani kendimi yine tekrar ediyorum ama inandığım tarım sistemiyle ihtiyaçlarım birbirine tutmuyor. pardon. şimdi tamamen zehirsiz tarım tarım ilacı kullanmadan yetiştirdik iddialarını ben genelde sevmiyorum. neden sevmiyorum? şöyle hızlıca yukarıdaki görseli inceleyelim istiyorum. perma kötüücü biraz tekrar olacak ama yetiştiricilik ve yağ toplayıcılık yaptığımız tıbbi bitkiler. Salgıladıkları kokuları tabii ki bizi düşünerek e, onlardan bir gün öz yağı yaparız diye üretmiyorlar. Kendilerini korumak, yaban hayatı kendine çekmek, türünü devam ettirmek için salgılıyorlar. Yani genelde tıbbi bitkilerin kendi içindeki karakteristik özelliklerinden dolayı zaten domates, roka gibi tarım zararlıları e, yok. Ya da varsa da ben çok karşılaşmadım yetiştiricilik yaparken. Yani ama ebegümeci ailesinden bahsetmiyorum. Mesela hatminin işte aynı sefanın e, bir takım zararları olabiliyor. Zaten o yüzden işte permakültürde domatesin yanına aynı sefa ekeriz ki böceği kendine çeksin gibi. E, o yüzden zaten niye zehir atacaksın gibi bir soru var. Yani zehir atmadım iddiasında bulunmak ve bununla övünmek bana bazen biraz bilgisizlikmiş gibi geliyor. İki talep fazlalığından büyük ölçekte ekim yapmak için şu yukarıdaki gibi toprağı tamamen sürdük diyelim. Ve içinde yaşayan tüm mikrobiyolojik e, toprağa yararlı canlıları, bakterileri de öldürdük zaten bir kere. Muhtemelen o arazide kendiliğinden yetişen birçok tıbbi bitkiyi de, belki bundan ekonomik gelir edebileceğim tıbbi bitkiler de olabilir bunlar. E, soğanlık, e, soğanlı, e, endemik, işte benim bayıldığım minnoş e, orkide, Cinslerinde zaten perişan. Ya da kendine gelmesi çok uzun süre olacak bir şekilde yıprattık. Şimdi böyle yukarıdaki gibi ekim yaptığımızda verim çokluğu, hasat kolaylığı için e, muhtemelen bir de yabani ot ilacı atmamız gerekecek. O yabani ot ilaçlarıyla arılar, kelebekler ve diğer ekolojik e, gerekli türlerin yine zararına neden olduk. Ayrıca hasat etmek için yukarıdaki görseldek gibi petrole dayalı tarım aletleri kullandık diyelim. Allah'tan bu bizim ülkede o kadar yaygın değil. Ee, yani hani biz temiz yerden egzozdan uzak toplayıcılık ve yetiştiricilik yapmak istiyorduk temiz bitkiye ulaşmak için. Diyelim ki yabani ot ilacı atmadık ama yakınımızda tek tip sebze yetiştiren yani monokültür sebze yetiştirici yapan birileri var. Hop arılarla zaten pestisler lavanta tarlamıza ulaştı. Yani soruyorum bir üretim bu üretim biçimiyle damıttığımız bitkinin içine gerçekten hiç petrokimya bileşenleri, pestisitlerin karışmaması ve tamamen organik, zehirsiz diye iddia etmemiz mümkün olabilir mi? Opa, şimdi bir su içeceğim. Unutmayalım üretici veya tüketici olarak aldığımız uçucu yağların etken madde analizlerine baktığımızda genelde pestisiz analizine içermiyorlar. Ayrıca yasal olarak bir kez etken madde analizi yaptırmanız da yeterli oluyor. Ama mevsimsel faktörler yani güneş, yağmur oranı gibi şeyler aslında her sene yağımızın içinde uçucu yağımızın içeriğini tamamen değiştirebiliyor. Ama her sene test yaptırmak da maddi olarak mümkün olamıyor. Yani yasal denetimler de aslında bazen biraz anlamsızlaşabiliyor. İlaçsız diye düşündüğümüz, övündüğümüz hemen hemen her ürün ve yediğimiz her şeyin içinde maalesef ya pestisiz ya mikroplastikler büyük ihtimalle kaçınılmaz olarak var. Ve bunun da biraz sorumlusu hepimiziz. Ee, sevdiğim bir örnek, Türkiye'de Güldayman Çiftliği diye bir yer var, Yalova'da. Onlar da ilk ekim yapmaya başladıklarında monokültürel şekilde tıbbi bitki yetiştirmeye başlamışlar. Zamanla böyle bence şahane bir yere dönüşmüş. Ee, şu anda karışım karışık ekim e, teknikleri yapıyorlar ve gerçekten çok iyi kalite, e, kuru droptı tıbbi bitki üretiyorlar ve işliyorlar. Ee, tabii ki yine küçük ölçekli bir üretici ama büyük ekim yaptığımız monokültürel arazileri de zamanla dönüştürebileceğimize inanmak istiyorum. Lavanta örneğinden gittiğimiz için az önce e, incelediğimiz sorunlu yetiştiricilikten bir başka dönüşüm örneği. Ee, yine büyük miktarda tıbbi bitki, bitki yetiştiriciliği yapıp, yani istediğimiz miktarda uçucu yağ elde edip hem toprak hem diğer yaşayan canlılar için destekleyici türlerle karışık ekim yapmamız da mümkün aslında. Yani e, her zaman sorun da çözüm de hepimiz. İnsan müdahalesi bence her zaman kötü bir şey değil. E, her zaman için her şeyin hem avantajları hem dezavantajları var çünkü. Ee, insan i̇nsan yıkıcı olduğu kadar bitkilerin varlıklarını sürdürülebilmesi için yararlı da. Ee, yaşantımız boyunca fark etmeden almayı tercih ettiğimiz veya çıkarttığımız atıklar yüzünden birçok canlıya zarar vermiş olabiliriz ama e, her ormanda yürüdüğünüzde ya da bir koruda, bahçede e, belki arkanızın kumaşına takılan bir bitki tohumu sayesinde bir türün çoğalmasına da sebep olmuş olabiliriz. Ee, şimdi ben ilk permakültür bilgilerim ile arazide çalışmaya başladığımda en şaşırdığım şey insanın ihtiyaç duyduğu şifalı bitkilerin genelde öncü bitkiler olarak hep insan müdahalesiyle sürülmüş, sıkıştırılmış, e, zarar görmüş arazilerde kendiliğinden yetişiyor olmasını fark etmem oldu. Yani monokültür yapılmış yerlerde e, kendini iyileştirmek için öncü bitki olarak çıkıyorlar. Yani bir ormana gittiğinizde asla göremeyeceğimiz e, ormanlarda kendiliğinden yetişmeyen birçok da bir tabi bitki de var. Mesela yabani aynı sefa, görselde gördüğünüz gelincik, ısırgan, mayıs papatyası, yoğurt otu, kuş otu, sinirli ot, e, şefketi bostan, gıdadan da örnek e, gibi. Yine yani aslında öz yağını kullandıklarımızdan çok günlük yaşantımızda yeni bir bilir ot olarak yemeklerimizde veya çay olarak kullandığımız bitkilerden bahsediyorum. Demek istediğim aslında doğaya müdahalemiz hep de kötü olmayabiliyor. Bazı açılardan da avantaja dönüştüğü durumlar da oluyor. Yani ekosistem için biraz yıkıcı olsak da biz de doğanın bir parçasıyız. Hep böyle iyi kötü tanımlarımızı biraz ezbere yaptığımızı düşünüyorum. Duruma göre değerlendirmenin kendimiz için bazen daha az yorucu olacağını düşünüyorum. Ee, hala heyecanım geçmedi, geçmeyecek herhalde. Ee, şimdi en sık gördüğüm ve sevmediğim iddialardan biri benim, Zero waste, waste, yani işte atıksız doğal kozmetik mümkün mü? Bence değil. Neden? Çünkü neredeyse ülke olarak zaten kağıttan ambalajı hiçbir şey üretemez hale geldik. Bu en önemli etkenlerden biri kozmetik e, ambalajlarımız genelde Çin'den geliyor. Bir tek bizim değil, genelde ucuz olduğu için e, Türkiye Çin'den geliyor. Şimdi, tüketicinin görmeyi sevdiği içerikler var. Yoyoba, argan yağı, shea batır, Hindistan cevizi, kakao yağı gibi ya da uçucu yağlardan sandal, façülle gibi. E, ve bunlar da dünyanın ta öbür ucundan geliyorlar bu ürünlerin elimize ulaşması karbon ayak izi, gömülü enerji dediğimiz şeylere dünya kaynaklarının ziyanına ve ata sebep oluyor. Ee, doğal kozmetik üreticileri olarak biz plastik kargo yapmayı seçiyor olsak bile aldığımız ham maddeler kırılmasın diye bize bolca kavanozla çözülmeyen ambalajla geliyor. Şimdi bir de doğada çözülen ambalaj yalanı var. Ona da biraz gıcık oluyorum. Ee, geri dönüştürülebilir plastikler doğada anında çözülmüyor. Yani biz düşünüyoruz ki çöpümüzü böyle ayrıştırıyoruz, zor yere atıyoruz ve o böyle puf diye ertesi gün sistemden yok oluyor. Bunlar hep biraz süreç istiyor. Ayrıca geri dönüşüm içinde kullanılan su, nakliye gibi şeyler yine atık üretiyor. Hep gezegenin sağlığından, ekolojiden bahsettim ama ee, üretimlerimizde kaçınılmaz olarak bir de gözetmemiz gereken insan sağlığı gibi bir faktör var, önemli bir faktör var. Ee, yasal olarak iyi yönetim uygulamalarında zaten zorunlu tutulan e, mikrobiyolojik olarak alıcının sağlığını gözetmek için tek kullanımlık plastik saç bonesi, eldiven, pipet gibi malzemelerin kullanılıyor olması bir zorunluluk. Hadi diyelim evde üretim yapıyoruz, bildirimsiz üretim yapıyoruz. Ee, öz yağların kokusu karışmasın diye bile işte plastik pipet kullanıyoruz. Kaplarımızı dezenfekte etmek için etil ya bolca kağıt havlu e, ve işte tezgahımızı da etil alkollü dezenfekte etmek için kağıt kullanıyoruz. Ee, ürünü ürettikten sonra yağlar, bağlını gibi kullandığımız doğal kozmetik bağlayıcılarını da temizlemek için ee, çok fazla miktarda su harcayabiliyoruz. Yani günün sonunda ekolojik hastalık nasıl bir şey değilse insan sağlığını gözetmek için hiç atık çıkartmadan kozmetik üretim yapmakta pek kolay değil. Umarım bir gün olur. Yani okyanusta biriken plastik atık miktarında ben bir üretici olarak kendi payımı ee, görüyorum her ürün yaparken ve biraz üzülüyorum. Ee, şimdi lüzumsuz iddialar var bir de. Ee, vegan kozmetik bir moda oldu. Ee, yasal yönetmelere göre, yani hayvanlar üzerinde test edilmiyor diye, yasal yönetmeliklere göre ülkemizde ve Avrupa kozmetiğinde hayvanlar üstünde hiçbir ürün test edilemiyor zaten. Ama etiketine bakarak tüketicinin okumasına imkanı olmayan konular var. E, bu logolar da maalesef biraz algılarımızda oynuyor. Şimdi bu logolara bakarak e, bir ürünü vegan, doğa dostu sanabiliyoruz, ama ne yazık ki çoğu e, değil, özellikle en sağdaki e, üstte olan petanin, free falan biraz korkunç. Bu etiketler genelde sadece bitmiş ürünün hayvanlar üstünde test edilmediğini gösteriyor. Yani ben bir krem yaptım, e, son bitmiş kavanozunu teste gönderdim ve o bitmiş halini hayvanlar üstünde test etmediğimi gösteriyor. Ama içerindeki ham maddeleri, örneğin kullandığı koruyucuları hayvanlar üstünde test etmiş olabiliyorlar. Yani biraz üzücü ama bazen hayvanları öldürmediğimiz ama sürümle durabildiğimiz sürece, Yine de vegan etiketi alabiliyorsunuz. E, diyelim ürününüzün içeriği gerçekten vegan. Koruyucunuzdan tutun. Tüm ham maddeleriniz gerçekten hiçbir aşamasında hayvanlar üstünde test edilmedi. E, ve buna da kesinlikle eminiz. Ama bu bile bir ürünü zulümsüz, adil yapmaya yetmiyor. Vegan ama adil ve zulümsüz mu sorularından devam edersem. Bitkisel ve vegan içerikli kozmetiklerde en yaygın olarak kullandığımız ham maddelerden biri Hindistan cevizi yağı. Genelde uzak doğuda yetişiyor. Ben de uzak doğuda zaman geçirdiğim için zaten böyle bir şeye hakimim. Şimdi Hindistan cevizi ağaçları çok yüksek ve ince gövdeli ve meyvesi çok yukarıda olduğu için meyve asatını zincire bağlanmış maymunlar yapıyor genelde. Bakarsan bitkisel vegan ama zulümsüz mü? Bana göre kesinlikle değil. Vegan olsun diye ta Güney Amerika'dan gelen Candelina Vax yerine ki genelde doğal kozmetikte en çok Candelina wax kullanılıyor. Güney Amerika'da yetişen bir bitkiden elde ediliyor. Yanımda arıları gözeterek ona da balmumu bırakan bir üreticiden balmumu alma ürünümü hem daha ekolojik hem her anlamda daha adil ve daha zulümsüz yapabilir aslında. Çünkü Lafçı'da gerçekten e, benim bal aldığım Alper Kuyumcu diye çok sevdiğim bir üretici var. E, yani bütün söylemek istediğim ezberlemeyelim. E, vegan etiketini atlamak yerine hem kendi yerel çözümlerimizi düşünelim hem de düşünelim. E, şimdi bir ürüne çok talep olduğunda yetiştirici sayısının arttığından genelde ucuz oluyor. Ama altında genelde ya insan ya hayvan ya doğa sömürüsü oluyor. Yani bir kıyafet içinde kıyafet çok ucuzsa genelde çocuk işçisi çalıştırılmış oluyorlar. Ama bizim bunu bir etikete bakarak görmemiz, anlamamız tüketici olarak da üretici olarak da her zaman ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Üretiminden hasatına, ambalajından etiketine kadar eğer her şeye dahil değilse adil olduğunu anlamak ve bence bunu iddia etmek biraz zor. Ama her şeyi kendimiz üretemeyiz. Üretince de daha pahalıya geliyor. Bir de öyle bir gerçekliği var. Ee, mesela ben bademin yetişti çok yetiştiği bir şehirdeyim. Bir kilo badem yağı e, fiyatını e, anlatmak istiyorum. Şimdi piyasada en ucuz bademin şu andaki kilosu 60-70 TL civarında. Bizim e, bundan önceki yaşadığımız evde e, bahçede badem ağaçları vardı. Zaten hani badem hasatı yapsanız ne kadar zorlu, böyle ağustos ayı sıcağında ne kadar zor bir şey olduğunu anlatamam size. E, 3-4 kilodan ancak 1 kilo badem yağı elde ediliyor. Şimdi ben kendim üretince yani bitki e, meyveyi kendim topladım, gittim, sıktırdım, ayıkladım falan hani bademin hasatı dışında e, bir kilo badem yağının ederi 240 TL ediyor. Ama bu fiyatın içinde kesinlikle kendi işçiliğim, kendi harcadığım zaman falan yok. Ama sertifikalı bir tür hopantından ben e, bugün ürün yaparken kilosu 60 TL'ye alabiliyorum ve bu nasıl mümkün oluyor emin olamıyorum gerçekten. Olsun. Şey, evet. Üzücü şeylerden devam ediyorum. <laughs> Etikete bakıyoruz vegan ya da tamamen doğal. Ama bir bakıyorsun ürünlerin içeriğinde soyut tükenme tehlikesinde olan öz yağlar var. Mesela gül ağacı, sandal ağacı gibi. Tabii ki bu ürünleri üretenler ya da monokültürel ekim yapanlar, ya da doğal kozmetik yapıp ürünlerin içinde bunları kullananlar kötü, kötülüklerinden yapmıyor. Ee, üreticiler ve tüketiciler neye mal olduğunu bilmediği için kullanıyorlar ve üretiyorlar. Tüketenler de kötü değil. Ee, hepimiz kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. Hem üretirken hem tüketirken. Ama hep tek tekrarladığım gibi sorunların da çözümlerin de parçası hepimiziz. Ee, Belki bilirsek daha iyi üretimler yapar, tüketici olarak da daha adil şeyler talep ederiz. Ee, sentetik her zaman kötü müdür? Bunu da bir açıklamak istiyorum. Ee, sunumumun başında bahsetmiştim. Ee, 19. yüzyılda kimyagerler sentetik koku molekülleri üretmeye başlıyorlar. Bunun en önemli nedeni, ekonomik olarak ucuza getirmek olsa da günün sonunda fark etmeden aslında bitkileri de gözetmiş oluyorlar. Çünkü parfüm endüstrisini düşünün. Şimdi az önce bahsettik sandal ağacı soyu tükenmek üzere olan bir ağaçtı. Çünkü sadece Hindistan'ın Mysore kentinde gibi bir de Avustralya'da sanırım yetişiyor. Herkes sandal öz yağlı parfüm kullansa ki parfümlerin çoğu parfümün içindeki alt notalardan biridir. Dünyada kesinlikle sandal ağacı kalmaz. <laughs> yani zaten <laughs> çok öz yağ veren portakal çiçeği, gül, yasemin gibi bitkilerin de soyu tükenir. Şimdi bu lablarda üretilen koku moleküllerinin aslında insana ve doğaya hiçbir zararı yok. Ama uçucu yağların içinde bulunan şifalı etken maddeler de barındırmadığında şifası da yok. Yani sadece güzel kokmayı hedefliyorlar. Ee, bitkinin ruhu diye anlattığımız aşırı kıymetli uçucu yağları, biladanın içine damlatıp yeri temizlemek, çamaşır kokulandırmak, bulaşık makinesi veya elektrikli difüsörlerde odamız güzel koksun diye saf uçucu yağ kullanmaya gerçekten gerek var mı? Ee, amacımız eğer güzel kokmaksa ise kesinlikle değil bence ve yazık. Aromaterapik olarak kullanmak istiyorsak Sadece koklayabiliriz bence çünkü kısa zaman içinde yapıları gereği zaten uçucu yağ oldukları için uçuyorlar. E, yer temizlemek veya buvurdanlıklar için hidrosoller, bitki suları, kokulu yan ürün olduğu için hem daha ekolojik hem de iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Koku molekülleri oda çamaşır kokulandırmak için de daha ekolojik olabilir. Ama mesela kozmetik ürünlerde. Cildi sıkılaştırsın, yanığımızı iyileştirsin gibi amaçlarla kullanıyorsak, tabii ki dermal limitlere göre uyguladığımızda uçucu yağlar gerçekten şifalılar. Sadece ne amaçla kullanmak istiyoruz ve ne kadar kıymetli bir şey kullanıyoruz bilmek önemli diye düşünüyorum. Ee, özetlemek istediğim, hep kendimi tekrar ederek anlatmaya çalıştım. Üretici ve tüketici olarak ihtiyaçlarımızı iyi belirleyelim. E, neyi neden kullandığımızı ve ekolojik alternatiflerini düşünelim. E, ürün üretirken ve alırken şu soruları sormakta her zaman fayda var. Kullandığın ürün, ham madde, gıda nasıl üretiliyor? E, amacın günlük hayatında doğal ürünler mi kullanmak sadece yoksa gezegeni mi gözetmek? E, moda olarak değil de tüketici olarak gerçekten ihtiyacın olan ürünü almak, ve yazar kasalardan yaptığımız seçimlerle aslında her gün neyi desteklediğimizi sorduğumuzda işlerin daha iyiye gitmeye başlayacağını düşünüyorum. Peki şimdi hep kozmetik dünyasının çevre ve dünyaya ilişkisinden, ekolojikliğinden, doğallığından bahsettik. Peki doğal olan her şey sağlıklı mıdır? Bir de bunu hızlıca geçmek istiyorum. Şifa ve zehir arasında hep dozaj farkı var derler ürünün içeriğinde kullanılan ham maddeler, uçucu yağların doğru oranları ve dermal limitleri var. İyi bir formülatör ezbere değil, neyi, neden, hangi nedenle o ürünün içine koyduğunu bilerek insan sağlığını gözeterek olabileceği en güvenli şekilde Ürün formüle edilmiş olması, yani bütün bu dermal limitlere, işte çocuklara, büyüklere kullanma oranlarının gözetiliyor olması, ya da işte organik vegan doğal içerikli olması alerji yapmayacağı anlamına da gelmiyor. E, o yüzden işte her hep doğal kozmetik tahlillerimiz önce bilek içinde bir yama testi yapması önerilir. E, gıda içinde bu böyle mesela e, yer fıstığının içinde birçok e, vitamin var ama alerjiniz var ise yer fıstığı yiyerek hastanelik olabilirsiniz gibi. E, kulaktan dolma değil de bilerek tıbbi bitki ve ürün kullanmanın Önemlerinden bir örnek olarak ee, Mesela bir dikişiniz var dikişinizin üstüne eğer kantaron yağ sürerseniz dikişinizi patlatırsınız Ya da kantaronlu bir merhem Ama dikişiniz alındıktan sonra doğru bir kantaron yağı ile e, Yağ uygularsanız İşsiz iyileşebilirsiniz ee, Hem üretici hem tüketici Açısından baktığımda gördüğüm şeylerden biri de ezbere içerikler geliyor. Mesela bir sene kuş burnu çekirdeği moda oluyor. Bir sene nar çekirdeği moda oluyor. Anteicik dediğimizde üç yıl önce sadece ölmez çiçek ve ölmez çiçek hiçbir şey olamaz gibiyken şimdi hiyaluronik asit, niacinamid gibi doğal kabul edilen kozmetik bileşenler aradı, arar oldu gözlerimiz. sadece 3 malzeme ile bile çok iyi formüller yapılabileceğine inanıyorum. Ama kullandığın ham maddeleri e, iyi olması, ne amaçlı ürün yaptın, nasıl kokmasını istediğini biliyorsan tabi. E, ben ayrıca yani kişisel görüşüm tabi ama kendim de o altyapıdan gelmediğim için herhalde e, iyi bir ürün üretmek için kimyager, eczat ya da dermatolog olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence e, yani hani tabii ki böyle altyapıları varsa bu bilgi çok kıymetli. E, ama bence herkes e, doğal kozmetik üretebilir. E, ama e, ürettiğin ürünün iddialarına bağlı. Yani eğer işte egzamalı bir cildi iyileştireceğim diyorsan bir dermatolog altyapına olman iyi olur elbette ki. Umarım bir gün doğal kozmetik yerine gerçekten ekolojik kozmetiklerde görmek <laughs> mümkün olur. Günlük kendin için evde de kozmetik yapabilirsin aslında ama satamazsın. Mesela yediğin avokadonun dış kabuğunu, içinde kalan yeşili yüzüne sürüp birkaç dakika bekletip yıkayarak gayet kendine iyi nemlendirici bir maske yapmış olabilirsin. Ama maske e, hemen bozulacağı için satamazsın gibi. Ya da işte ne ayva çekirdeğini suda bekletip onun jelinden işte çatlakların için e, çok hızlı bir çözüm yapabilirsin. Ama bunu satmaya geldiğimizde iş e, dertli olmaya başlıyor mikrobiyolojik açıdan. E, üretici olarak ham madde tanımazsan kullandığın öz yağların olması gereken kokusuna veya bazı yağların rengine hakim değilsen ham maddelerin bozulduğunu anlayamayabilirsin. E, bozuk ham maddeyle ürün tasarlarsan da üretici olarak sistemde var olamazsın. E, bir üreticinin sağlıksal ve yasal sorumlulukları da bambaşka, kocaman başka bir konu. Belki bir gün başka bir söyleşi yapayım, saklayalım diyorum. E, Şimdi bence her şeyden önce ihtiyaçlarımızı amaçlarımızı iyi belirlemek çok önemli. Şimdi ekonomik olarak alım gücümüz düşerken sorması zor bir soru biliyorum ama bir ürün neden ucuz ve seçme şansımız varsa hangi sistemi besliyoruzsa daha dikkatli bakmaya çalışmak önemli. Eğer yerel ham madde talebi artarsa üretimi de artar. Yani her zaman üreticileri tüketiciler değiştirir. Ee, Olabildiğince küçük üreticileri desteklemek bence her zaman herkes için daha iyi. Gıda içinde, giysi içinde, kozmetik içinde. Birlikte çalışmak çok önemli. Birleşebilsek topluluk için gıda bahçeleri nasıl var? Ee, topluluk için tıbbi bitki bahçeleri ve daha ekolojik üretim içimleri de geliştirilebilir belki. Ee, kullandığın kozmetik ham madde veya tükettiğin gıda nasıl üretiliyor? Düşünmesi iyi gelmese de hepimiz bu anlattığım şeylerin biraz sorgulayıp e, farkında olabilirsek e, dönüşebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü internetim mi gitti? Duyuyoruz seni Melis. Duyuyor musun? Duyuyor. Bir anda gibi aldım. Yani e, bence mahalle şehir ölçeği çok önemli bir şey. Ee, yaşadığınız şehirdeki butik yani şimdi artık kendimi sabote etmeye başlayan şeyler de söylemeye başlayacağım. Ee, yaşadığınız şehirdeki butik üreticilerden almak kozmetiği e, yanı başındakini desteklemek her zaman daha ekolojik. Mesela yani ben isterim ki tabii ki dünyadaki herkes benden ürün aslında İstanbul'da yaşıyorsan mümkünse Datça'da yaşayan benden değil de kendi şehrinde üretim yapan e, ya da başka şehirde yapıp işte o Kadıköy kolektifi gibi yani kolektife ürün bırakan yerlerden birinci elden ürün almaya çalışırsak hem daha az kargo, yani ne kadar kargo, az kargo yaparsak o kadar iyi herkes için hem de üretiçin ile e, daha yakın bir güven ilişkisi kurmak iyi oluyor diye düşünüyorum. E, bence genel olarak ihtiyacımız büyümek değil, ihtiyacımız olan şey daha da küçülmek, daha da yerleşmek. Benim de hayalim bir gün sadece Datçada yetişen bitkiler veya veyalihammadelerden ürün yapıp sadece Datçada yaşayan insanlara yani bu sosyal medya kanalları kendi reklamı yapmak Instagram dünyasına falan tamamen çıkıp mümkünse. Sadece elden teslim ederek ya da takas ederek hem ekolojik hem de ekonomik anlamda bir gün var olabilmek. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Kalp krizi geçirmeden anlatmayı başardığım için seviniyorum. Umarım sıkmadan kendimi ifade edebilmişimdir. Kaynak, sevdiğim bazı kaynakların görselini ekledim. İsterseniz fotoğraf çekebilirsiniz. Bunu nasıl küçültüyorum? Ağzına sağlık Melis'ciğim. E, i̇stersen sunumu e, kapat şimdi yüz yüze olalım. Evet tamam bir dakika. E, ben bir iki şey ilave etmek istiyorum. Sonra chatte sorular var. Tamam. E, kapatamadım galiba değil mi? Emre belki bir koşu bana yardım eder Yukarıda Ha, tamam. Okay. tamam. Şimdi çıktım. Şimdi karşılıklıyız, evet. Ee, şey söylemek istiyorum. Şimdi sen dedin ya monokültür yapmayalım diye, e, yurt dışında özellikle yaygın olan bir kavram var homesteading diye, kendi evinin e, civarında arazisinin içerisinde kendi ürünlerini yetiştirmekle ilgili olan. Domatesini yetiştirirken yanında aynı safhasını biberiyesini ada çayını yetiştiren birisinde e, bunların hepsini meşte edebilmek mümkün diye düşünüyorum. Zaten kardeş bitki olarak kullandıkları için ama ölçek burada en önemli nokta e, yağ çıkartma konusunda özellikle ölçek önemli. Ee, ölçeği ayarlamak ve dediğin gibi yerelde kaldığın zaman, yerelde ürettiğin zaman, az kişiyle mutlu olabildiğin ve tatmin olabildiğin zaman, dünyayı beslemek ve dünyaya açılmak gibi bir hedef koymadığın zaman, işler daha birazcık daha e, makul düzeye çekilmiş oluyor diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Aynı fikirdeyim. Ben bilmiyordum. Ee, Agroforestry... E medicine plant diye bir akım var yani aslında hani öyle bakıldığında e, yani çünkü gerçekten tıbbi bitkileri e, toptan hasat etmek yan yana ekince daha kolay oluyor. Ama iki sıra lafanda bir sıra ağaç bir sıra sebze e, bu şekilde yetiştiricilik yapmakta mümkün oluyor. Bizim ülkede biraz az örneği var büyük ölçekte ama umuyorum zamanla bilinçlendikçe artacak. Aynı zamanda bunlar içerik açısından da bence değer kazanıyor. Çünkü e, monokültür olarak yetiştirilmiş olan bir bitkinin e, yağ oranı veyahut da içerisindeki şifalı olan o hani ruhu kısmı birazcık e, hedefinden kayıyor gibi düşünüyorum. Ruh tam ruh olmuyor. Birazcık satılmış bir ruh oluyor. <laughs> daha daha en başından satılmış bir ruh oluyor diye düşünüyorum. E, o yüzden e, o noktalar önemli bir onu söylemek istedim. Ee, veganlık konusunda e, başka bir şey var. E, ben iklimsel beslenmeye inandığım için iklimlere de inanıyorum. E, ve iklimlerin içerisinde mesela şeyde uzak doğuda ya da işte tropiklerde e, vegan beslenme çok doğru olabiliyor. Ama e, kutuplarda vegan vegan beslenebildiğimiz gün her şey değişecek bence. Çünkü kutuplara sera kurup da vegan beslenmenin karbon ayak iziyle alakalı bir sürü sıkıntısı olacağı gibi aynı şekilde bahsettiğin gibi bir ürünü getirtmek, yurt dışından getirtmenin karbon ayak izi her şeyden çok daha fazla oluyor ve çok daha fazla zarar veriyor ve petrolün bir gün biteceğini düşünmüyoruz hep. 2050'den 2030 yılına çektiler biteceği günü. 2025'de de çıkartılmasının ehven olmayacağı düşünülüyor ve bu şartlar altında biz hızla hala bütün yatırımlarımızı ve bütün tarımla ilgili şeyleri o noktaya çekmeye çalışıyoruz. O orada da benim e, aklım bir duruyor. Plastikler konusunda plastik de üretilemeyecek, e, zehirler de üretilemeyecek, e, tarım aletleri ekipmanları da üretile, ya, üretilecek ama çalışmayacak. Atıl bu kenarda duracak. Nasıl Küba'nın başına geldiyse Küba başka bir sebeple yaşadı bunu. Bittiği için bütün dünyaca bunu yaşayacağız. Dolayısıyla yerellik orada gene önemli bir nokta olacak. Bayer Salatin örneği var mesela dünyada. Ee, hayvancılık yapıyor ve sadece kendi çemberindekilere satıyor. Uzağındaki birisi istediği zaman hayır benim sana vereceğim ürünüm yok diyebiliyor. O rahatlıkta etrafındaki insanlar onu destekliyorlar ama bu da çok önemli. Yani o çemberin içerisindekilerin ondan satıyor satın alıyor olması, onu destekliyor olması ve çemberin dışına ihtiyacının kalmaması... Sana hayır satamam çünkü sana satacak ürünüm yok diyebilmesi çok büyük bir güç burada. Kesinlikle. Etil alkol kullanımından bahsettin. Etil alkol petrol yerine geçecek ürünler arasında da yer alıyor biliyorsun. Ee, ve bu aşırı monokültür e, üretimini de getiren bir şey. Mısırdan e, veya başka bitkilerden bunu elde ediyorlar. E, Pancardan, mısırdan, e, kanoladan farklı farklı şeylerden elde ediliyor. E, bu da gene altı çizilmesi gereken bir şey. E, ve tıbbi bitki bahçelerinin yurt dışında örnekleri var. Almanya'da mesela e, benim takip ettiğim bir e, Türk hanım var. E, onlar kendileri bahçede ekiyorlar, biçiyorlar, birlikte ekşi mayalı ekmeklerini yapıyorlar, böreklerini yapıyorlar, hep birlikte yiyorlar, farklı ülkeler, farklı kültürler. Bunlar neden bizim yakınımızdaki topluluk bahçeleri içerisinde tıbbi bitkiler içinde olmasın ve böyle minik minik üretimler yapılmasın? Son dönemde ben fazla konuştum, sözü size bırakacağım ama son dönemde bu küçük üreticilere dair bir akım görüyorum, aşırı derecede arttı. Evinde herkes tenceresinde krem yapan krem yapmaya başladı, merhem yapmaya başladı. Hem burada merdiven altı üretime kayma, hem bilinçli üretici olup olmama, hem yakınındakilere üretip üretmeme ve bu noktaları göz önünde bulundurup bulundurmama kısmı çok önemli bunların kapsamında hep birlik olursak el ele verirsek bir şeylerin değişeceğini her zaman olduğu gibi tüketime sınır getirmek permakültürün üç etik ilkesinden de bir tanesi tüketimimizi sınır getirmek ve paylaşmak olduğunu yeniden hatırlatmak istiyorum bizler de bir arada olduğunuz için teşekkür ediyoruz o zaman evet ilk geldiniz çok teşekkür ederim Biz her tür sorunuz bitki yetiştirmek istiyorsunuzdur işte bir ürün etiketine baktınız, karar veremediniz, bir formül yaptınız, tartışmak istersiniz. Hani her şeyin en doğrusunu bilmiyorum tabii ki ama bilmediğim bir şeyde de iyi birilerine yönlendirmeye çalışırım. Yani iletişime geçmekten çekinmeyin. Herkese de katıldığı için teşekkür ediyoruz. Yeniden bir arada olabilmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz.